Sevgili izleyiciler, bugün yıllardır tartışma konusu olan, basında ve televizyon kanallarında tartışma konusu olan kolesterolden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Burcu Hanım, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün konumuz kolesterol. Kolesterol, evet. Geçen hafta konuşmuştuk, siz kolesterolünüzü ölçtürecektiniz. Evet, dün ölçtürdüm ama sonuçlar maalesef 2 gün sonra alındığı için pazartesiye kaldı. Haftaya sonuçlarımla karşınızda olacağım. Tamam, zaten kolesterol o kadar önemli bir konu ki bundan sonra pek çok programımızda ben kolesterolden bahsedeceğim. İşte hangi yiyeceklerin onu yükselttiğini, düşürmek için ne yapmamız gerektiğini seyircilerimize anlatacağız. O zaman sadece siz değil, seyircilerimiz de önümüzdeki programdan itibaren bence kan tetkiklerini yanlarında bulundursunlar. İşte bir kan sayımı, şeker, kolesterol gibi kolay ulaşabilecekleri bir yerde olsunlar ki biz de burada anlatırken onlar da kendi değerlerine bakarlar, evet, kontrol doğruyu ederek bulurlar. Bu şekilde belki bilgi sahibi olurlar. Evet, sizin yaşınızda pek çok insan kolesterolüne baktırmıyor. Neden? Mesela siz bugüne kadar neden baktırmadınız? Ben bugüne kadar açıkçası kolesterolle alakalı bir sıkıntım olmadığı için, çünkü hani çok yağlı beslenmiyorum. Dikkat ettiğimi düşünüyorum. Dikkat ediyorum. Spor diyorsun. Yapıyorum hani. Genelde sadece kan testi, kan değerlerimin düştüğünü fark ettiğimde yaptırıyorum tahlil, ama kolesterol hiç dikkat etmediğim, hani değerlerine bile bakmadığım bir şeydi. Evet, çoğu insan herhangi bir şikayeti olmayınca, bu bizim yapımızda var. Çok parametrelerimize bakma ihtiyacını hissetmiyoruz. Ama şurası bir gerçek ki bir sürü kişi hiçbir şikayeti olmadığı halde birdenbire kalp krizi geçirebiliyor, değil mi? Aniden evet. Rahatsızlıklar, özellikle kalp krizi çok sürpriz oluyor. Ve gençlerde de çok yaygınlaştı. Tabii ki. Mesela İstanbul'da ortalama veteran tenisçi dediğimiz böyle bir yaşın üstündeki emekli tenisçiler her yıl yaklaşık 2 kişi kalp krizi geçirir. Bunlar her gün sahada tenis oynayan kişiler, hiçbir şikayetleri yok. Buna rağmen kalp krizi geçirebiliyorlar. Demek ki o zaman buradan seyircilerimize şu mesajı verelim. Hiçbir şikayetimiz olmasa bile birkaç değerimizi mutlaka bilmemiz lazım. Özellikle 20 yaşın üzerinde, yani şu gençlik dönemi bittikten sonra 20-25 yaşlarından itibaren bir kolesterolümüzü bileceğiz. Kolesterol kaç? 2 açlık şekerimizi bileceğiz. Bu da çok önemli. Eğer imkanları varsa bir açlık insülin seviyelerine baktırabilirler. Bir de kan sayımı. Bunlar bizim için çok elzem, takip edilmesi gereken değerler. Dikkat etmemiz gereken değerler diyorsunuz hocam. Evet, kolesterole geri dönecek olursak bu konuda hepimizin kafası çok karışık. Çünkü doktorların bir kısmı kolesterol zararsızdır, damarları tıkayan kolesterol değildir diyor. Kimileri de kolesterol çok zararlıdır, özellikle yüksek kolesterol ölçümlerimizi mutlaka yaptırmamız gerekiyor diyor. Şimdi öncelikle sokak röportajlarımıza bir göz atalım, ardından hocamıza sorularla tekrar karşınızdayız. Kolesterol zararlı mıdır? Evet, bence. Peki siz hiç kolesterolünüzü ölçtürdünüz mü? Yok. Kolesterol zararlı mıdır? Hayır. Peki kolesterolünüzü hiç ölçtürdünüz mü? Ölçtürmüyorum, dikkat ediyorum. Kolesterol zararlı mı? Bence değil. Zararlı olduğu empoze edilip bir sürü ilaç sanayi kurulup satılmış. Böyle bir haber duyduğum için ben, yani her şeyin fazlası zararlı ama normal kolesterol zararlı değil. Peki kolesterolünüzü hiç ölçtürdünüz mü? Ölçtürüyorum tabii, sürekli, normal. Kolesterol zararlı mıdır? Evet. Zararlısı da vardır, zararsız da vardır. Peki kolesterolünüzü hiç ölçtürdünüz mü? Evet. Ama ölçü birimi olarak ne bilmiyorum. Kolesterol zararlı mıdır? Vallahi zararlı olduğunu biliyoruz da Karatay'da tam aksini savunuyor, bilemedim şimdi. Kolesterolünüzü hiç ölçtürdünüz mü peki? Devamlı ölçtürüyorum, evet. Kolesterol zararlı mıdır sizce? Kolesterol fazla zararlı değildir. Peki siz kolesterolünüzü hiç ölçtürdünüz mü? Ölçtürdüm. Peki yüksek çıktı? Yüksek çıktı. Peki bu kolesterolünüzü düşürmek için herhangi özel bir perhiz yapıyor musunuz? Ya, onun için aspirin verdi, ilaç verdi, ilaç kullanıyorum. İlaç da iyi geliyor bana yani. Şu anda iyi gidiyor yani. Kolesterol zararlı mıdır? Zararlıdır. Peki hiç ölçtürdünüz mü kolesterolü? Ölçtürmedim. Kolesterol zararlı mıdır? Tabii zararlıdır. Kolesterolünüzü hiç ölçtürdünüz mü peki? Ben hiç ölçülmedim.
hiç de mani olmadım, hiç de gitmedim. Bugüne kadar ne var yok, ne yok onu da bilmiyorum. İnşallah bir şey yoktur. Benim sağlığım çok iyi şu anda. Evet. Şimdi benim etrafımda hocam kolesterolüne çok dikkat ettiği halde şu anda diyet yapmayan bazı hastalar var. Bu kolesterol meselesini bize anlatır mısınız? Bakın röportajlarımızdan da görüyoruz biraz insanların da kafası evet. Karışmış. Yararlı sahiden. Mıdır, zararlı mıdır kolesterol? Sahiden insanların kafası çok karışık gördüğünüz gibi. Benim hastalarım da bana hep şöyle diyorlar. Doktor bey hangisine inanacağımıza karar veremedik. Bir kısım, bir grup diyor ki kolesterol zararsızdır, her şeyi yiyebilirsiniz. Öbür grup diyor ki kolesterol zararlıdır. Bakın burada aslına bakılırsa ortada iki grup yok. Önce bunu vurgulamak istiyorum. Kolesterolün zararsız olduğunu iddia eden birkaç kişi var. Birkaç kişi, bir grup değil, bir üniversite değil, bir bilim adamları topluluğu değil. Fakat birkaç kişi maalesef yanlış bilgileriyle tüm toplumun, bizim ülkenin bilgisini değiştirdiler, çok etkilediler. Ve bugün pek çok kişi kalp krizi geçiriyorsa bunun sorumluluğunun bir kısmı da onların üzerinde. Birkaç kişi kolesterol zararsızdır diyor ama dünyaya baktığımızda bütün ünlü üniversiteler bu konuda çalışması olan bilim adamları hep kolesterolün yükselmesinin zararlı bir şey olduğunu söylüyor. Yani tekrar şunu vurguluyorum. İki grup yok tartışan, birkaç kişi var. Bu tarafta da bilim adamları var. Bakın Amerika'da Cornell Üniversitesi, Cleveland Üniversitesi, Mayo Clinic, bizim ülkemizin de bütün üniversitelerindeki bilim adamları, hocalarımız, Türkiye Kardiyoloji Derneği, bütün bunlar, bütün buradaki bilim adamları kolesterol yüksekliği ile kalp arası ilişkisi yüksekliği ile kalp hastalıkları arasında bir ilişki olduğunu biz kabul ediyoruz ve bu yönde hastalarımıza bilgi veriyoruz. Dolayısıyla tabii ki şunu söyleyelim. Şimdi seyircilerimizin arasında da olacaktır böyle düşünenler. İşte falanca kişinin kolesterolü yüksek ama kalp krizi geçirmiyor. Demek ki kolesterol zararsızdır. Bakın böyle bir sonuca ulaşamayız. Neden? Şimdi sokaktaki çocuk bile artık biliyor ki sigara içmek kalp krizi riskini artırıyor değil mi? Tabii ki. Şimdi böyle olduğu zaman şöyle diyebilir miyiz? Her sigara içen kalp krizi geçirecek veya akciğer kanseri olacak? Yok. Evet. Demek ki bazı sigara içenler akciğer kanseri olmayabiliyor. Hatta çoğunluğu olmuyor. Ama sigara akciğer kanserini kesinlikle artırıyor. Aynı kolesterol de böyledir. Etrafımızda kolesterolü yüksek olduğu halde kalp krizi geçirmeyen kişiler olması sakın ola ki bizi aldatmasın. Kesinlikle kolesterol yüksekliği ile kalp krizi arasında çok yakın bir bağlantı vardır. Bakın çok ünlü bir Framingham çalışması var. Bu çalışmada insanları gruplar haline alıp kolesterollerine göre çok uzun yıllar takip ettiler. Ve bu takipte görüldü ki mesela sizin kolesterolünüz diyelim ki 200 miligram. Siz çok fazla miktarda hayvansal besin, işte tereyağı, et vesaire yediğinizde kolesterolünüz 20 gram, 20 miligram arttığını düşünelim. 200 iken 220 olsun. Kalp krizi geçirme riskiniz %9 artıyor. Yani kolesterolünüzü ne kadar yükseltirseniz kalp kriziyle karşılaşma riskiniz ileri yaşlarınızda o kadar yükseliyor. Maalesef bazı doktorlarımız buna rağmen bütün bu bilimsel çalışmalara rağmen kolesterol zararsızdır. İlaç firmalarının çıkardığı bir uydurmadır diyorlar. Seyircilerimizin bu bilgiye kesinlikle itibar etmemesini istiyorum. Kolesterol kalp kriziyle ilişkilidir. Tabii ki ilaç firmaları bunu kullanıyorlar. İlaç firmaları ne yapıyor? Kolesterolün sanki tek tedavisi, onu düşürmenin tek yolu ilaçmış gibi gösteriyorlar. Ama ileriki programlarımızda seyircilerimizle anlatacağız. İlaç kullanmaya gerek olmadan kolesterolü düşürmek mümkün. Yeter ki doğru beslenmeyi, bilinçli beslenmeyi bilelim. Peki hocam. Peki kolesterol damarları tıkıyor mu gerçekten? Yani şimdi, damarları tıkayan kolesterol mu diğer doktorların dediği gibi? Hani diyorlar ya
damarları tıkayan kolesterol değildir diye. Yani bununla arasında bir bağlantısı var mı kolesterolün? Tabii. Bu sorunuzun cevabını en güzel şekilde vermek için arkadaşlardan bir numaralı resmi ekrana getirmelerini isteyelim. Şimdi burada görüyorsunuz, bakın bu bir damar kesiti. Ortadaki boşluktan kan geçiyor. Bakın bu sarı birikinti, nedir bu sarı birikinti? Kolesterol. Yağ ve kolesterol. Yağ, evet. Bakın damarı tıkayan şey budur. Hı hı. Yani bu sarı renkli birikinti, damarın içerisindeki birikinti kolesteroldür. Bu yırtılıyor ve burada pıhtı oluşması halinde de kalp krizi dediğimiz şey oluyor. Bakın iki numaralı slaytı da istelim. Bunlar kalp krizi geçiren hastaların damarlarından alınan kesitler. Bakın kanın geçeceği damarda minicik bir boşluk kalmış. Damarın tamamı yağ ve kolesterolle dolmuş. Gördüğünüz gibi bakın bu birikintinin içinde şeker yok, ekmek yok, karbonhidrat yok. Ne var? Yağ ve kolesterol var. Yani dolayısıyla bunun için başka bir delil aramaya gerek yok. Şu Nasrettin Hoca'nın meşhur hırsız fıkrasını mutlaka biliyorsunuzdur. Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girmiş, seyircilerimiz de biliyordur ama çok benzerlik olduğu için ben tekrar edeyim. Ertesi gün komşularına yakınmış, tüh benim eve hırsız girdi diye. Demişler kapıyı kilitledin mi? Yok. E bak suç senin demişler. Efendim bahçene köpek aldın mı? Yok. Bak insan köpek almaz mı? Hiç olmazsa korunurdun demişler. Nasrettin Hoca da bildiğiniz gibi sonunda demiş ki ya hırsızın hiç mi suçu yok? Kalp krizinde, kalp plaklarında da tabii ki sigaranın, şekerin, yüksek tansiyonun rolü var. Ama bakın katil ve hırsız burada. Kolesterol, damarımızın içerisinde biriken şey yağ ve kolesterol. Bazı doktorlar kolesterolün vücudumuz için faydalı bir madde olduğunu söylüyorlar. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Haklılar, sahiden kolesterol vücudumuz için faydalıdır. İşte efendim hücre çeperini oluşturur, DNA'ya katkıda bulunur, beyin için faydalıdır. Ama bakın başka maddeler de var faydalı olan. Mesela şeker. Şimdi sizin kanınızda 70-80 miligram şu anda şeker dolaşıyor en azından. Şimdi bu şekeri biz aldığımız zaman yaşayamazsınız siz. Yani şeker hücrelerimizi besleyen, bizim için son derece elzem bir maddedir. Bütün yediğimiz şeyler glukoza çevrilir ve hücreye girer. Şimdi buna rağmen yani şeker elzem, vücudumuz, hücrelerimiz bununla besleniyor diye şekerin aşırı yükselmesine müsaade ediyor muyuz? Etmiyoruz. Diyoruz ki şeker de elzemdir ama bir yeri geçmemesi lazım. Aynı şekilde vücudumuzda böyle çok maddeler var. Mesela üre, ürik asit. Bunlar da çok faydalı metabolitlerdir. Belirli bir miktarda olmaları halinde ürik asitiniz sıfır olursa yaşayamazsınız. O da iş görür. Ama ürik asit 9'u geçerse gut hastalığı yapar. Bakın diğer değerlerde olduğu gibi kolesterolün de belirli bir miktarı yararlıdır. Vücut bunu kullanır ama kolesterol zararsızdır. İstenildiği kadar yükselsin dediğimiz zaman bundan zarar görürüz. Evet, her şey bir denge meselesi aslında. Evet. Peki hocam, aynı kolesterol gibi insanların kafasını karıştıran bir konu daha var. Ona geçmeden önce ben seyircilerimize tekrar buradan bir kere daha uyarayım. Hı hı. Kolesterol konumuz henüz bitmedi. Seyircilerimiz tetkiklerini ellerine alsınlar. Hı hı. Önümüzdeki haftalarda bizi takip etsinler. Onlara kolesterolü nasıl düşüreceklerini, bunun için nasıl bir beslenme rejimi uygulamaları gerektiğini anlatacağız. O zaman kolesterole bir parantez açıyoruz. Aynen haftaya öyle. Haftaya tekrar evet. Devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim o zaman, meyve. Yine kafamızın çok karışık olduğu bir konu meyve. Meyve yemek konusunda ne düşünüyorsunuz? Meyve vücuda yararlı mı, zararlı mı ya da şekeri yükseltir mi? Ama şimdi bu konuyu size sormadan önce sokak röportajlarımıza bir göz atalım. Sonra tekrar karşınızda olacağız. Günde kaç porsiyon meyve tüketiyorsunuz? Öğlen ve akşam alıyorum meyvemi. Ekşi şeyleri şeker olduğu için. Peki size göre meyve yemek şekeri yükseltiyor mu? Tabii. Çok tatlıları var, yükseltiyor. Günde kaç porsiyon meyve tüketiyorsunuz? Meyve tüketmiyoruz gibi. Ya
Hiç tüketmiyorum, evet. Günde kaç porsiyon meyve yiyorsun? Abi genelde bir porsiyon yiyorum. Size göre meyve yemek şekeri yükseltiyor mu? Aşırı yenirse yükseltir tabii. Meyve şekeri var çünkü meyvelerde de. Peki günde kaç porsiyon meyve yiyorsun? Vallahi iki porsiyon, bir porsiyon olabilir. Hiç olmayabilir de bazen. Peki meyve yemek size göre şekeri yükseltiyor mu? Hiç rahatsız olmadım ben. Meyvede rahatsız olmadım. Günde kaç porsiyon meyve yiyorsunuz? Bir. Peki meyve yemek sizce şekeri yükseltiyor mu? Yükseltiyor. Ben şeker hastasıyım aynı zamanda. Maalesef yükseltiyor. Günde kaç porsiyon meyve tüketiyorsunuz? Bazen akşamları, her zaman değil. Sizce meyve yemek şekeri yükseltiyor mu peki? Tatlı ise yükseltir. Peki size göre günde kaç porsiyon meyve yiyorsunuz? Günde iki porsiyon. Peki bu meyve yemek sizce şekeri yükseltiyor mu? Şekeri yükseltiyor. Şekerim de var aynı zamanda zaten. Yükseltiyor. Günde kaç porsiyon meyve tüketiyorsunuz? Herhalde bir porsiyon falandır. Peki meyve yemek size göre şeker yükseltiyor mu? Yok. Evet hocam, gördüğünüz üzere. Peki sizin meyve konusunda koyduğunuz bir sınır var mı? Bir doktorumuz günde yalnızca bir elma yememizi öneriyor. Siz meyvelere bir sınır koyuyor musunuz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Halimiz sahiden meyve açısından içler acısı. Evet. Gördüğünüz röportajlarda yemeyen var, hiç meyve yemeyen var. Günde bir porsiyon, en fazla söyleyen iki porsiyon söyledi. Halbuki hemen baştan peşin söyleyeyim. Masamızda meyveler var, bugün meyvelerden bahsedeceğiz. Minimum 5 porsiyon herkesin meyve yemesi lazım günde. Bakın bunlar hep şu son 5-10 yılın yanlış bilgileri. Maalesef bütün toplumun beslenme alışkanlıkları değiştirildi. Toplum sağlıklı ve faydalı olan tam tahıldan ve meyveden koparılıp daha pahalı olan, hormonlu olan yumurta, et vesaire gibi hayvansal besinlere yönlendirildi. Bu son derece yanlış bir şey. Bakın bizim çocukluğumuzda bizler hep bütün gün meyve ağaçlarının başındaydık. Dut ağacından inerdik, kayısı ağacına çıkardık. Yani ve hiçbir zaman ben bize annemizin şu kadar dut ye, bu kadar elma ye, sakın ola ki iki elma yeme, ye, fazlasını yeme dediğini bilmem. Bütün Anadolu halkı böyle beslendi şimdiye kadar. Ama bu fruktoz korkusu, meyve şekeri korkusu ki hiç doğru olmayan bir korku insanlara salındı. Ve insanlar şu anda meyve yemekten korkar hale geldiler. Buna karşılık demin söylediğim gibi gayet zararlı olan hayvansal gıda tüketimi artırılmaya çalışılıyor. Bakın meyvada sahiden fruktoz ve glukoz vardır. Her meyvada bunlar değişik oranlarda olmak üzere yaklaşık yarı yarıya bulunur. Fakat buradaki fruktoz, meyvedeki fruktoz zararlı bir fruktoz değildir. Bakın burada kola var. Bu kolanın içerisine tabii hepsinde olmayabilir ama fruktoz şurubu konuluyor. Yani bu mısırdan ve başka maddelerden elde edilen lifsiz şurup konuluyor. Bundaki fruktoz ile bir meyvedeki fruktoz aynı tutulamaz. Fakat meyve düşmanları sanki ikisi de aynı etkiymiş gibi yanlış bir propaganda yaptılar maalesef ülkemizde ve insanlar meyveden korkar hale geldi. Meyvedeki şeker life bağlıdır. Siz bir elma yediğinizde veya armut yediğinizde vücut buradaki şekeri hemen hızla çekemez. Yani glisemik endeksi düşüktür. Bir bununla kolayla hiçbir zaman kıyaslanamaz. O yüzden de hiç korkmamak gerekir. Bunun dışında meyvenin içerisinde bulunan fruktozu tamponlayacak, onun etkisini minimalize edecek pek çok madde vardır. Potasyum vardır, C vitamini vardır, resveratrol vardır, quercetin vardır. Bunlar hep tampon maddelerdir ve bir şurup gibi fruktozun zararlı etki yapmasını engeller. Peki fruktoz dediniz. Bu fruktoz meyvenin şekerini yükseltiyor mu? Hani meyve yiyince şekerimiz yükselebiliyor mu? Şimdi bakın bunun için meyveyle şeker hastalığı, yani zaten bütün insanların bu meyveden korkmasının nedeni temelde şeker hastalığı olmayalım diye yanlış bir korkuya kapılıyorlar ve bir de kilo sorunu dolayısıyla. Evet. Bakın
Bu konuda Amerika'da yapılmış çalışmalar var. Bir çalışmada 21 bin kişiyi 12 yıl takip ediyor araştırmacılar. Bu 21 bin kişi içinde 735 kişi de şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Ve yeme şekillerine göre bakıyorlar kimlerde şeker hastalığı ortaya çıktı ve görüldü ki en çok meyve yiyen grupta en az şeker hastalığı oluyor. Aynı şekilde bir başka çalışmada yaşları 25-74 arasında değişen 9600 yine Amerikalı 20 yıl süreyle takip ediliyor. 1018 kişi de bunlarda da şeker hastalığı ortaya çıkıyor ve aynı deminki çalışmanın sonucu gibi çok meyve yiyenlerde şeker hastalığı çok daha az görülüyor. Yani insanlar sakın ola ki çok meyve yersem şeker hastası olurum diye düşünmesinler. Peki hocam, söylediklerinizden şunu çıkarıyorum. O zaman şeker hastaları da meyve yiyebilirler, öyle değil mi? Tabii ki, çok haklısınız. Şeker hastası da yiyebilir. Bakın, burada hep bir terazi meselesi var. Bir meyvanın tamam fruktozu, glukozu var ama bu tarafta da içerisinde çok faydalı olan vitaminler var, antioksidanlar, lifler var, çeşitli faydalı. Ve meyvanın bu fayda terazisi her zaman ağır basar. Şimdi arkadaşlarımız bir sonraki görüntüyü getirsinler. Bakın, bu çalışmada bilim adamları, Danimarka'da yapılan bir çalışma, bilim adamları şeker hastalarını alıyorlar ve bu şeker hastalarında bizim 3 aylık şeker dediğimiz bir hemoglobin A1C değeri vardır, şekerin nasıl gittiğine bakmak için. Ve o değeri ölçtükten sonra bir grup hastaya meyve veriyorlar, öbür grup hastaya neredeyse vermeyecek kadar az meyve veriyorlar. Ve sonunda yine şeker hastalarını meyve veren grupta takip ettiklerinde görüyorlar ki bu 3 aylık şeker değerleri meyve yiyenlerde yükselmiyor. Dolayısıyla şeker hastalarının bir de genelde bizim ülkede kilo sorunu oluyor. Yani çok büyük bir kısmının kilosu var. Tabii onların kaloriye dikkat etmesi lazım. Buna rağmen ben tüm şeker hastalarıma mutlaka günde 3 porsiyon meyve yemelerini öneriyorum. Peki hocam, porsiyon derken mesela bir porsiyon meyve kaç grama denk geliyor? Yani porsiyon, o zaman onu isterseniz şöyle gösterelim. Mesela böyle bir orta büyüklükte meyve, bu gördüğünüz bir porsiyon olarak kabul ediyoruz bunu. Yine buradan işte bir porsiyon elma gibi kabul ediyoruz ama küçük meyveler vardır. Mesela çileğin 15 tanesi bir porsiyon sayılır, eriğin 10 tanesi, kayısının 4 tanesi, mandalinanın 2-3 tanesi ama bunlar biraz büyük mandalina. Kirazın da 12 tanesi bir porsiyon olarak kabul ediliyor. Bakın şimdi burada sayalım. 2 tane muz, 2, 3, 4, 5. Bunu alalım. Burada tam 5 porsiyon meyve var. Yani günlük sizin söylediğiniz günlük, aynen öyle. Günlük rakamda. Sakın ola ki bir porsiyon, iki porsiyon değil. Böyle 5 porsiyon meyveyi her sağlıklı ve her sağlıksız, yani meyve yememek diye bir şey kabul etmiyorum, hepimizin bu 5 porsiyon meyveyi bitirmesi lazım günde. Peki sadece meyveyle beslenmek mümkün mü? Sahiden dünyada sadece meyveyle beslenen insanlar var. Bunlara biz meyvacılar diyelim. Sadece Türkçe. Muzla var mesela, öyle tabii, bir haber okumuştum ben. Çok doğru, sadece muz yiyerek beslenen fruitarianlar diyoruz bunlar. Bunların tabii asıl altta yatan amaç çok güzel bir amaç. Herhangi bir canlıya biz zarar vermek istemiyoruz diyorlar. Meyve tabii ki yenilebiliyor. Çünkü ağaçlar meyveyi sahiden kendisi dışındakiler faydalansın diye yapıyorlar. Bir de biliyorsunuz içinde çekirdeği var. Diyelim ki bir goril meyveyi alıyor, yiyor. Çekirdeğini de yutuyor. Pek çok hayvan doğada meyveyi çekirdeğiyle birlikte yer. Sonra bağırsak sisteminden geçirdikten sonra o çekirdeği ormanın uzak bir köşesine dışkılayarak bırakır ve orada da yeni bir ağaç çıkmasına sebep olur. Dolayısıyla meyve yemek sahiden doğaya minimum zarar vermek demektir. Bu amacı güden insanlar var. Bunlar meyve yiyorlar. Böyle bir meyve ağırlıklı besinde
%75'ini meyve yapması lazım besinlerin. İşte geri kalanında da kabuklu kuru yemişler, ceviz, fındık filan olabiliyor. Sadece meyve yiyerek hayat nasıl olur? Tabii bunu denemeden bir söylemek zor. Ama sahiden tıbbi literatürde incelediğimizde sadece meyve yiyerek yaşayan, maraton koşan, yani grip olmayan son derece sağlıklı bir de sporla insanlar. Sporla destekleyen üstüne. Tabii tabii spor da yapan, yani kas kaybı filan da olmaz. Böyle insanlar var. Ben öneriyor muyum? Hayır, önermiyorum. Çünkü doğada bize doğa pek çok besin maddesi vermiş. Sadece meyveye bağımlı kalmanın bir alemi yok. Tahıllar var, bakliyatlar var, sebze var, meyve var. Dolayısıyla tam meyveyle, sadece meyveyle beslenmek doğru değil. Peki, siz 5 porsiyon yememizi tavsiye etmiştiniz günde. Evet, ben en az 5 porsiyon diyorum. Onu geçersek bir sıkıntı olur mu? Şimdi bakın, bugüne kadar literatüre baktığımızda genelde hep bu 5 porsiyon üzerinde çok duruluyor, 5 porsiyon. Fakat geçen hafta Londra Koleji araştırmacısı, Londra Koleji Üniversitesi diyeyim Türkçesi, bilim adamları bir araştırma yayınladılar. Tam 2 milyon kişiyi takip etmişler ve bunların en sağlıkları içinde en sağlıklı olanlar 5 değil tam 10 porsiyon günde meyve yiyenler. Bakın abarttığımı sanmayın. Bir kişi şu iyi, bu iyi, işte efendim hücreye girdi, şöyle yapıyor, şunu yiyin, hücrede şunu oynatıyor, bunu böyle yapıyor dediğinizde inanın inanmayın. Bu tip şeylerde hep uzun vadeli çalışmalara bakmak lazım. Çünkü biyokimyasal seviyede her şeyi anlayamıyoruz. Ama uzun vade, uzun yaşama baktığımızda eğer 20 yıllık, 30 yıllık takiplerde 10 porsiyon yiyenler, ki bu çalışmada öyle, daha sağlıklı ve daha uzun yaşıyorlarsa ben de hastalarıma ve izleyicilerime onu tavsiye ediyorum. Zaten bakın bu çalışmada 10 porsiyon meyve yiyenlerde felç riski %33 azalıyor. Kalp krizi riski %24, kanser riski de %13 azalıyor. Yani biz yine biraz toleranslı davranalım. Çünkü insanlar bir porsiyon bile yemiyorlar meyve yani. Dolayısıyla diyelim ki hiç olmazsa minimum 5 porsiyon günde meyve yemek lazım. 10'a kadar yolu var. 10'a kadar hiçbir zararı yok. Yok. Peki hocam meyve çeşitliliği önemli mi? Ben kendimden biliyorum mesela bazen yazın spor yaparken sadece muzla beslendiğim oluyor. Karpuz çok sevmediğim için. Hani çeşitlilik önemli mi? Tek bir meyveyle mesela 5 porsiyonu sadece bir meyveden çıkarabilir miyiz? Şimdi tabii çeşitlilik önemli. Çünkü bir meyvanın lifi fazla olur, öbürünün C vitamini fazla olur, birinde resveratrol fazla olur. Bu antioksidanlar meyveden meyveye değişiklik gösterirler. Bu konuda da yapılan bir çalışma var. 452 bin katılımcı 9 yıl takip ediliyor. Takip edilen rahatsızlık da biliyorsunuz hem erkeklerin hem kadınların en korkulu rüyası olan akciğer kanseri. Ve kimlerde kanser çıktığına bakılıyor. Ve görülüyor ki meyve çeşitliliği yapanlarda akciğer kanseri en az oranda görülüyor. Yani 3 porsiyon devamlı elma yiyenlerle işte elma, muz, armut kombinasyonları kıyaslandığında çeşitlilik yapanlarda kanser insidansı daha azalıyor. Bu da çok önemli. Çünkü dediğim gibi meyvelerin her biri doğanın bize sunduğu değişik zenginlikte mineraller, vitaminler, antioksidanlar içerir. Ama hiçbirini bulamadınız. Bir tane sadece muz var evde. 5 tane muz yiyebilirsiniz. Yiyebiliriz 5 tane. Yiyebilirsiniz. Peki. Güzel bir bilgi oldu bu benim için. Peki çocuklar için ne söyleyeceksiniz? Günümüzde çocuklar fazla yemek yemiyorlar. Hatta yetişkinlerinden gördüğümüz kadarıyla yetişkinleri de yemiyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Evet, çocuklar çok önemli. Günümüzde çocuklar benim gördüğüm kadarıyla yetişkinler kadar bile meyve yemiyorlar. Çünkü çocuklar küçük yaşta işte bakkaldan, marketten, okul kantininden içerisinde beyaz un ve şeker olan maddelerle alıştırıyorlar.
Bu son derece yanlış bir şey. Bir çocuk eğer bisküvinin, gofretin, çikolatanın tadına bir kere vardıktan sonra ve ona ulaşma imkanı varsa asla bundan sonra meyve yemez. Çünkü doğası gereği her zaman daha tatlı olanı, daha kolay yenileni tercih eder. O yüzden annelerimizin çok küçük yaşlardan itibaren, yani bu memeden ayrıldıktan sonra çocuk, hemen onu meyveyle tanıştırması, bu unlu şekerli yiyecekleri mümkün olduğu kadar çok ileri yaşlara ötelemesi, bu arada bütün şeker ve tatlı ihtiyacını meyveden karşılaması ve meyveye da çocukları alıştırması lazım. Yani çocuklar ilk ağızlarını aldıklarında bazı meyveler hoşlarına gitmez. Ama buna rağmen çocuğa onu denetmek lazım. Çünkü bir şeyden hoşlanmamız, onu devamlı yememiz için o tadın beynimize yerleşmesi lazım. Yani 1, 2, 3, 4 böyle ısrarla yiyeceğiz ki neticede o tada alışacağız. O bildiğimiz tat ağzımıza geldiği zaman onu kabul edeceğiz. Yani bu konuda annelerin çok ısrarlı olması lazım. Bir de okula giderken çocuklar yanlarına işte sandviç vesaire vermek yerine bir meyve. Okuldan geldiği zaman hemen bir meyve. Mesela ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. O zamanlarda hep söylenirdi işte karnını meyve ile doldurma gibi. Hayır, bilimsel şu anda çalışmalar çok değişti. Artık biz tam aksini söylüyoruz. Keşke çocuklar karınlarını meyve ile doldursalar. Yani işte yumurtalar, sucuklar, hamburgerler yiyeceğini meyve ile doldursa çok daha iyi olur. Bu yüzden çocukken meyve yeme alışkanlığını kazandırmamız çok önemli. Bakın, benim yanıma şimdi erişkin insanlar geliyor. Bana soruyorlar, işte çok sık grip oluyorum doktor bey, son günlerde devamlı grip oluyorum. Şöyle bir ne yiyip içtiğine baktığında görüyorum ki meyve yemiyor, yeşillik yemiyor. Yani bunları yemeyen bir insanda tabii ki bağışıklık düşük olur. Bağışıklığı ilaçlarda aramak, bir takım destek ürünlerinde aramak son derece yanlış. Doğanın kendisi bize bağışıklığı bu meyve ve sebzelerle veriyor. Ve maalesef eğer o kişiye çocuklukta meyve yeme alışkanlığı kazandırılmamışsa o çocuk ileri yaşlarda da kolay kolay meyve yemiyor. Evet hocam. Peki meyve kilo aldırıyor mu? Özellikle muzun kalorisi çok tartışılıyor. Ben kendimden de biliyorum, hani çevremden, spor hocaları muzu çok kısıtlıyorlar kalorili olduğu için. Hani kilo aldıracağını düşünüp, hani meyvelerin kilomuza bir etkisi var mı? Şimdi meyvanın da tabii ki kendine göre bir kalorisi var. Mesela 100, bir o şu gördüğünüz muz 105 kaloridir. Yani yaklaşık 100 kalori diyelim. Şimdi diyelim ki sizin gün içerisinde 2000 kaloriye ihtiyacınız var. Siz bu 2000 kaloriyi başka yiyeceklerden normal alır ihtiyacınız olan, bunun üzerine de 3 tane muz yerseniz tabii ki fazla kalori olur ve kilo alırsınız. Evet. Ama genel toplam yemeğinizin içerisinde o kalori kısıtlamasını yapar. Yani yağı, peyniri vesaire gibi yüksek kalorili yağlı şeyleri biraz azaltır da muza yer açarsanız muz şüphesiz kilo aldırmayacaktır. Yani meyvelere böyle kilo aldırır diye bakmak son derece yanlıştır. Bir şeylerden kalori, toplam kaloriden kısacaksak bu o 5 porsiyon meyve olmayacak. Diğerlerinden kısacağız. Çünkü neden? Bir muz yediğiniz zaman sadece 100 kalori almıyorsunuz. Onun yanında 3 gram lif alıyorsunuz, 1 gram güzel protein alıyorsunuz. Yani bunlar da ayrıca da muz potasyum açısından çok zengindir. Bir muzda 422 miligram potasyum var. C vitamini açısından da çok zengindir. Yani kilo aldırır diye meyveden korkmak doğru değil. Peki hocam, bambaşka bir soru soracağım. Meyveyi yemeklerden önce mi yoksa sonra mı yemeliyiz? Şimdi bu da güzel bir soru sahiden. Bunun hiçbir önemi yok. İster bazı tıbbi şeyler böyle internet sitelerinde hep yayılıyor. Çok dallanıyor, budaklanıyor. Kimisi önce ye diyor, kimisi sonra diyor. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Seyircilerimize de bu vesileyle söylemiş olayım. Meyve yiyesinler ne zaman yerlerse, isterse sabah kalkar kalkmaz aç karnına yesin. Kahvaltıdan sonra yesin. Şimdi çok ağır bir yemek yediniz. Bir de üzerine 3 tane
meyve yerseniz tabii iyice şişersiniz. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani normal aklın mantığın getirdiği kurallara uymak kaydıyla her zaman yiyebiliriz. Bir de gece meyve meselesi var mesela. Şimdi bu da kaçta yattığınıza bağlı sizin. Bizim ülkede akşam yemekleri zaten kuvvetli oluyor. Bu akşam yemeğinin üzerine bir de 5 porsiyon meyve yer. Arkasında da cübbada yatağa gidersiniz. Tabii gelsin reflü olur. Bütün evet. Mide muhtevası yukarıya doğru gider. Ve tabii ki rahatsız olursunuz. Ama yemekle yatak arasında, meyveyle yatak arasında 3 saat bırakmak kaydıyla meyve akşam da yenilebilir, sabah da yenilebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Bu meyve konusunu atlamak istemiyorum. Son olarak meyve konusunda atladığımızı düşündüğünüz bir şey var mı? Çünkü gerçekten hani hepimizi çok ilgilendiren bir konu. Bir konuyu bile es geçelim istemiyorum. Evet. Ondan onu da söyleyeyim. Ancak önce şunu bahsetmek istiyorum. Şimdi bu 5 porsiyon, 10 porsiyon meselesi insanlara biraz bence değişik gelmiş olabilir. Bu Murat Bey de ne kadar çok meyve öneriyor diyebilirler. Bu konuda yine bilim ne diyor ona bakmamız lazım. Bakın Amerikalı bilim adamları yine demişler ki acaba insanlar en çok ne kadar meyve yiyebilir diye düşünmüşler. Ve onun üzerine meyve sayısını gittikçe artırmışlar. Ve 17 gönüllüye günde 20 porsiyon meyve vermişler. Şimdi 20 porsiyonu şurada bir görelim bakalım şöyle. Ben seyircilerimiz için hazırlattım. Bakın. Kamera gösterebiliyor mu güzel bilmiyorum. 20 porsiyon bayağı. Evet. Şimdi bakın bu kadar meyve, 20 porsiyon meyveyi burada hepsini bile almıyor kamera. 17 gönüllü 6 ay süreyle günde 20 porsiyon meyve yiyorlar. Hem de gördüğünüz gibi oldukça uzun bir süre ve bu süre içerisinde bu hastaların kan şekerlerine bakılıyor, kilolarına bakılıyor, kan yağları ölçülüyor ve tansiyonları ölçülüyor. Ve sonuçta görülüyor ki 20 porsiyon meyve her gün yenildiği takdirde bile insan sağlığını kesinlikle olumsuz bir şekilde etkilemiyor. Tansiyon yükselmiyor, şeker yükselmiyor vesaire. Şimdi buradan çıkarak tabii ben seyircilerimize 20 porsiyon meyve yesinler demiyorum tabii ki ama bu çalışmayı anlatmamın sebebi meyvenin güvenli olduğunu bilimsel olarak kanıtlamak. Yani bununla ilgili çalışma var. Meyveden korkmasınlar. Meyve güvenli ve iyi bir besin maddesidir. Şimdi dediğinize gelelim. Meyve konusunu kapayalım. Bir kere tekrar edelim. Meyveden korkmayacağız. Çocuklarımızı meyveye alıştıracağız. Günde 5 porsiyon en az meyve yememiz lazım. Şeker hastaları günde 3 porsiyon yiyecekler. Demin konuştuk. Değişik meyveleri hep tercih edeceğiz ama tek meyve varsa onu da yiyebiliriz. Bir de şeyden bahsedelim, meyve suyundan tabii. Meyve suyu farklı. Bakın biz hep meyveyi konuştuk. Lifi ile beraber meyveyi yemekten bahsediyoruz. Meyve suyu faydalı değil. Şeker riskini meyve suyu artırıyor. O yüzden meyveyi Murat Bey 5 porsiyon diyor ben yemiyorum ama suyunu sıkıp içiyorum. Bu yanlış bir şey. Meyvanın kendisini yiyeceğiz. Bir de kuru meyveden bahsedelim. Kuru meyve, meyve ile meyve suyu arasında bir yerde duruyor. Yani kalorisi yüksektir. Meyve suyu kadar zararlı değildir. Ama kalorisi yüksek olduğu için kilo aldırabilir. Kuru meyveden çok zorunlu kalmadıkça yemeyelim. Bizim bütün bu süre içerisinde konuştuğumuz şey meyvanın faydalarıydı. Meyvanın, hep taze meyveden bahsettik yani. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya cumartesi saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.